Hallo und herzlich willkommen. Herkese merhaba arkadaşlar. Aden Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Ayçın Tunç. A1 Almanca mektup yazma ve form doldurma ile ilgili bilgilendirme videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Almanca sınavlarının yazma bölümü 20 dakika sürüyor ve 25 puan değerindedir. Bu bölümde size bir konu verilir ve bu konuyla ilgili birkaç noktaya değinerek bir mektup ya da bir e-mail yazmanız beklenir. Yazma bölümünde istenen diğer bir konu ise form doldurmadır. Verilen bilgilere göre formdaki boşlukları doldurmanız beklenir. İlk önce mektubun bölümlerinden nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeyim. Ardından da form bölümleri için birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Mektup yazma 5 bölüme ayrılıyor. Bunlar selamlama, giriş, gelişme, kapanış ve vedalaşma bölümleridir. Formun bölümleri için ise formda üst kısımda verilen bilgilere göre 1'den 5'e kadar olan rakamların karşısındaki boşlukları dolduruyorsunuz. Cevaplarınızı cevap kağıdına da yazmanız gerekiyor, unutmayın arkadaşlar. Formu doldurmadan önce verilen metni hızlıca okumak, isim, yaş, yer ve meslek gibi önemli kelime ve sayıların altını çizmek işinizi kolaylaştıracaktır. Altını çizdiğiniz kısımlar mutlaka sorulmuştur. Bunları uygun yere yazarak formu tamamlamış olursunuz. Şimdi gelelim mektupla ilgili ayrıntılı bilgilere. Selamlama bölümünü resmi ve resmi olmayan şekilde yapabiliyoruz. Soruya göre mektupta kullanacağımız selamlama değişiklik gösterebiliyor. Eğer arkadaşınıza yazıyorsanız, kadın ise Liebe, erkek ise Lieber kalıbını kullanarak giriş yapabilirsiniz. Bu resmi olmayan bir selamlamadır arkadaşlar, unutmayalım. Eğer öğretmeninize ya da randevunuz olan bir yere, resmi bir kuruma yazıyorsanız, o zaman resmi bir giriş yapmanız gerekir. Böylece ilk dikkat edilmesi gereken şeye de değinmiş oluyoruz arkadaşlar. Size verilen metne göre bir giriş yapmanız gerekiyor. Yani resmi bir kuruma Liebe şeklinde başlayan bir mektup yazamazsınız. Resmi selamlamada kullanılabilecek kalıplar nelermiş bakalım. Sehr geehrte Frau Tunç, sehr geehrter Herr Tunç. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bir kadına selamlamada bulunuyorsak geehrte sonunda E harfi varken, erkek bir bireye selamlama yaparken geehrter, yani sonunda bir er, re takısı gelmesini unutmuyoruz arkadaşlar. Frau kadın ve Herr erkek kişiler için selamlama ifadelerini kullandığımız sayın anlamı veren bir kelimedir. Yani bizdeki Ayşe Hanım, Ahmet Bey gibi bir anlama geliyor. Sehr geehrte Damen und Herren dediğimiz zaman ise burada kişinin kim olduğu önemli değildir. Bayanlar ve baylar anlamına geliyor arkadaşlar. Yarı resmi selamlamada, yani arkadaşımıza ya da daha samimi olduğumuz kişilere yazılabilecek hitaplar nelermiş bakalım. Lieber Doruk, Liebe Ece, yani burada yukarıdaki sehr geehrte, sehr geehrter kelimelerinin aynı kuralını burada da kullanıyoruz. Erkek bir bireye Lieber, kadın bir bireye de Liebe şeklinde bir selamlamayla başlar. Ya da direkt Hallo Thomas, Hallo Maria diyerek de merhaba diyerek selamlama yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim virgülün önemine. Arkadaşlar genellikle mektup yazma bölümüyle ilgili yanlış bazı kanılar var. İmla kurallarına dikkat edilmediği gibi. İçerik tabii ki de çok önemlidir ama imla kurallarına da dikkat ediliyor. Yani içeriğini doğru yazmış olmanızın yanı sıra bir de imla kurallarına uygun bir şekilde yazınızı tamamlarsanız daha çok puan alırsınız. Selamlamadan sonra virgül kullanılması gerekir. Virgülden sonra da küçük harfli cümle başlanır arkadaşlar. Giriş cümlesi ve gelişme bölümünde ne yapıyoruz? Selamlamadan sonra konuyla ilgili bir giriş cümlesi yazmanız gerekir. Ve sonrasında da gelişmeleri size verilen noktalara değinerek ilerletmeniz gerekiyor. Bu kısımda sınavda verilen bütün noktalara bir iki cümleyle değinmeniz gerekir. 30 kelime civarında bir mektup ya da e-mail olmalı. Aksi takdirde puan kaybına neden olacaktır. Vedalaşma bölümünde mektubu kapatırken vedalaşmanız gerekiyor. Vedalaşma çeşidi mektuba nasıl başladığınıza bağlıdır. Yani mektuba resmi başladıysanız resmi bitirmeniz gerekir. Aynı durum resmi olmayan mektup için de geçerlidir. Gayri resmi başlanılan mektuplar yine gayri resmi bir şekilde vedalaşma kalıplarıyla bitirilebilir. Resmi vedalaşmada genelde mit freundlichen Grüßen kalıbını kullanıyoruz. Resmi olmayan vedalaşmadaysa da viele Grüße ya da liebe Grüße, tschüss, bis bald, bis dann gibi cümleler kurabilirsiniz. Selamlamadan sonra virgül kullanmamız gerekiyordu, bunu hatırlayalım. Ama vedalaşmadan sonra virgül konulmaz. Bu Almanca mektup yazarken yapılan hatalar arasında yer alıyor. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar.
Konum ve tarih. Almanca mektup yazarken sağ üst köşeye normalde konum ve tarih yazılır fakat sınavda yazmanız gerekmeyebilir, olmazsa olmazlardan biri olmayabilir. Örnek mektuba bakacak olursak arkadaşlar, sağ üst köşede bir tane burada yer ve tarih belirten bir kısım var. Gördüğünüz gibi Sehr geehrte Damen und Herren diye başlamışız. Ardından da virgülümüzü koymuşuz. Küçük harfle alt satırdan devam etmişiz. Ich ile başlayan cümleler. Orada işte meramımızı anlatan bir şeyler yazıyoruz. Ardından da bu resmi bir kuruma yazıldığı belli zaten selamlama girişiyle. Ardından da mit freundlichen Grüßen diyerek bitirmişiz. Ve aşağıya da isim, soyisim yazmışız. Mektup bölümünün özelliklerinin ardından birkaç tane sınava hazırlık tavsiyesi sunmak istiyorum nacizane arkadaşlar. Herkesin sınava hazırlanma yöntemi farklıdır ama özellikle yazma sınavına hazırlanırken dikkat edeceğimiz birkaç önemli nokta vardır. Sınavda elinizle yazacağınız için bu bölümü hazırlanırken mutlaka elinizle yazı yazın arkadaşlar. Bilgisayarda yazmamanızı tavsiye ederim. Böylece hem sınavda kelimeleri daha rahat hatırlayabilirsiniz hem de sınav süresini yetiştirmenize faydası olacaktır. Konudaki anahtar kelimeleri ve talimatları kullanarak yazmanızı istenen noktalara odaklanın. Düzenli bir defter tutun ve hep o deftere yazın. Böylece yazdıkça gelişme gösterdiğinizi gözlemlemeniz daha kolay olacaktır sizin için. Sınav öncesinde bilgi için ricada bulunmak, ich bitte ya da können Sie mir bitte, teşekkür etmek, ich danke dir, ich danke Ihnen für, partiye davet etmek, ich lade dich ya da ich lade Sie zu einer Party ein, şikayet etmek için, ich beschwere mich für, özür dilemek için, ich entschuldige mich für gibi fiilleri ve bu fiillerle ilgili kurulabilecek cümle kalıplarını öğrenmeniz gerekir. Ve bu farklı cümle kalıplarıyla bol bol pratik yapmalısınız. Son olarak da sınava girmeden önce mutlaka örnek sınavları çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son olarak sizlere sınavda cevaplarınızı yazmanız istenen cevap kağıtlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk kağıtta mektup bölümüne kadar yazacağınız cevap kısımları bulunuyor. Bunlar hören dinleme, lesen okuma ve schreiben yazma bölümleridir. İsim, soyisim, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizi yazdıktan sonra sırasıyla doğru cevaplarınızı kutucuklara çarpı işaretini taşırmadan dolduruyorsunuz. Schreiben ilk bölümü form doldurma için cevapları da verilen rakamların karşısına yazıyorsunuz. Form Prüfer ausfüllen yazan bölümlere dokunmuyorsunuz arkadaşlar çünkü o kısımlar görevlilere ait. Bu gördüğünüz cevap kağıdına ise yazma bölümü için istenen mektup ya da e-mail yazıyorsunuz arkadaşlar. Alttaki kısımlara dokunmayın. O kısmı görevliler dolduruyor yine. Sevgili arkadaşlar, bu videomda sizlere Almanca A1 yazma sınavı için gerekli olan form ve mektupla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda yazma bölümü için form ve mektup örneklerini göstermeye devam edeceğim. Varsa soru ve yorumlarınızı bana iletebilirsiniz. Videomu beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tschüss.